الدرس الثاني ikinci dersimiz ise حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. حقوق عندنا حقوق لابد كل مسلم يؤديها. فطرتين gerektirdiği ve şeriatın teşvik ettiği bazı haklar hukuklar vardır. أعظم حق أعظم الحقوق وأول الحقوق وأوجب الحقوق ما هو؟ en başta حق من؟ en önemli hak kimin hakkıdır? حق الله سبحانه وتعالى. en önemli hak yüce Allah'ın hakkıdır. أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. yüce Allah'a ibadet edeceğiz. Onunla beraber hiçbir ortak edinmeyeceğiz. نفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. yüce Allah'a tevhidin üç çeşidiyle de ifrad edeceğiz, birleyeceğiz. وضد هذا الحق نسأل الله السلامة الشرك. bu hakkın aksine gitmek, zıttına gitmek ise şirktir. وعندنا أنواع المحرمات أربعة. yine dört çeşit haram vardır. Şirk akbar. en büyük şirk. Şirk asgar. şirk asgar dediğimiz küçük şirk. Kabair. büyük günahlar. Sagair. ve küçük günahlar. نعم. إذا نحن الصغائر تؤدي إلى الكبائر. küçük günahlar yarın öbür gün büyük günahlara götürebilir. والكبائر تؤدي للشرك الأصغر. büyük günahlar da Allah korusun küçük şirke götürebilir. والأصغر يؤدي للشرك الأكبر. küçük şirk de büyük şirke götürebilir. إذا لابد أن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى هذا أعظم الحقوق وأول الحقوق. o zaman en büyük hakkı gelirsek yüce Allah'ın hakkına gelirsek bunu yerine getirmek en öncelikli boynumuzun borcudur. وتسأل بعض الناس لماذا خلقت؟ İnsanlardan bazısına soruyorsun. Neden yaratıldın diye? قال لعبادت الله. der ki Allah'a ibadet etmek için yaratıldım. طيب هو منذ أن يستيقظ الصباح إلى أن ينام لا يؤدي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. böyle diyen bir insana bakıyorsun. sabah uyanmasından akşam uyumasına kadar Allah'a ilgili Allah'a ibadet etmekle ilgili hususlarda çok gevşek davranıyor. ماذا لديك? ne var yanında peki senin? قال مشغول. der ki meşgulüm işlerim güçlerim. meşgul bimada? neyle meşgulsun sen? meşgul amma خلق لأجل. kendisi için yaratıldığın gayeden dolayı mı meşgulsun? başka şeylere yöneliyorsun. طيب لو ترك شيئا لله. Allah için bir şey bıraksa, terk etse. ماذا نتيجة تكون? ne olur bunun sonucu? عوضه الله خيرا منه. evet, kim bir şey Allah için terk ederse Allah ona daha hayırlısını verir. لكن مشى وراء الدنيا. ancak dünyanın ardından giderse نسأل الله العافية والسلام أضاع الدنيا والآخرة Allah'tan afiyet ve selamet isteriz. bu hususta hem dünyasını ziyan eder hem de ahiretini ziyan eder. الكافر نسأل الله العافية والسلام يوم القيامة يندم لكن لا ينفع الندم. kıyamet günü kafir pişman olacak. ama o gün pişmanlık fayda verir mi? يقول يا ليتني قدمت ها كيف لحياتي يقول لآخرتي المفروض تقول يا ليتني قدمت لحياتي لأن الحياة الحقيقية ليست هذه هناك الآخرة هي الحياة يقول يا ليتني قدمت لحياتي الحياة هناك إذن هنا دار ماذا دار عمل نعم كافر قيامة günü der ki keşke hayatım için bir şeyler yapsaydım çünkü gerçek hayatın ahiret olduğunu anlayacak ancak biliyorsunuz ahiret karşılığını aldığınız yerlerdir ahirette karşılık alınır bu dünyada ise amel yapılır. İzen ente الان في الجنة او في الدنيا? sen şu an cennette misin yoksa dünyada mısın? ha? fen entum? neredesiniz? cennette mi dünyada mı? huma ya'rifu? entum في الجنة او في الدنيا? cennette misin dünyada mı? dünya. في الدنيا? كثير الا من رحم الله يريد هذه الجنة. insanların çoğu şu anda içinizde bulunduğunuz cenneti istiyor. يريد قصر. pardon affedersin. cenneti istiyor. هو يريد هنا قصر. نعم. فيلا istiyor mesela. فيلا واكثر. فيلالار daha çok şeyler istiyor. وسيارة مرسيدس. ya da güzel bir Mercedes olsun ister. ويريد كذا من الأموال. صح أو لا? ya da mal mülk paranın namına bir şeyler ister. طب أنت في أين? neredesin sen? في الجنة. cennette mi yaşıyorsun? لا في الدنيا. sen daha dünyadasın. إذا لابد أننا نعرف أننا في الدنيا دار عمل دار ابتلاء. şunu kavramalıyız. bu dünya çalışma yurdu, amel yurdu, denenme yurdu, ابتلاء yurdu. الثاني ikincisi ise من الحقوق. haklardan ikincisi ise حق النبي صلى الله عليه وسلم. peygamber صلى الله عليه وسلم üzerimizde olan hakkıdır. لابد أن نجمع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. şu iki şeyi birleştirmemiz lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kuldur. ona kulluk edilmez.
النبي صلى الله عليه وسلم elçidir. Onun söyledikleri yalanlanmaz. Nutu'u fi ma amar. Onun emrettiği şeyleri yerine getirmeye çalışırız. Ve nusaddiqu fi kul ma akhbara bihi aleyhi salatu vesselam. Ne haber verdiyse onları tasdik ederiz, doğrularız. Ve ictinab ma anhu neha ve zecer. Yasakladığı şeyden sakınırız. Ve an la yu'bed Allah illa bima şer'a nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İzen la nebtedi' fi dinillah. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir konumu ise Allah subhanahu ve teala ancak onun gösterdiği şekilde ibadet ederiz. Dinde bidat çıkarmayız. Labud en neteallem sünne. Bunun için bidat çıkarmamak için sünneti öğrenmemiz gerekir. Ve yazhar aleyna ezer sünne. Yine sünnetin üzerimizdeki eserlerinin aşikar olması gerekir. Labud en tekum muhabbeten nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahab ileyna min kul mahluk ve la yumkin en tekum muhabbeten nebi sallallahu aleyhi ve sellem musavi li muhabbetil halik subhanahu ve teala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, onun muhabbeti her türlü muhabbetten üstün olması gerekir. Yüce Allah'a karşı duyulan muhabbetten ayrı tutarsa. El hakku's salis. Üçüncü hak ise hak ulatel amr. Yöneticilerin üzerimizdeki haklarıdır. Nuti'uhum fi gayri ma'siyetillah. Onlara masiyet olmayan noktalarda itaat ederiz. At-ta'a fil ma'ruf. Onlara maruf olan şeylerde itaat ederiz. Ve la tasna' al-mukhalafata's-sagira hatta la taqa' fil-khuruj'l-akbar. Yine yöneticilere karşı küçük suçlara da girme ki yarın öbür gün bu küçük suçlar büyümesin. لِأَنَّ الصَّغَائِرِ قُلْنَا تُعَدِّلِ الْكَبَائِرِ. Çünkü bu küçük suçları işlemeye başlayan bir kimse yarın daha büyük suçları da işlemeye koyulabilir. نعم. أول خروج في الإسلام ما كان بالسيف. En başta yöneticilere karşı yapılan huruç, ona karşı çıkmak, kılıç çekmekte olmamıştı. كان بماذا؟ Neyle olmuştu peki? باللسان. En başta dille başladı. إذن أول شيء يسب حكام. En başta küfür etmeye başlar, sonra yukaffir hukam. Sonra tekfir etmeye başlar. Şey fe şey hatta yخرج بالسيف. بالسلاح. Yavaş ondan sonra kılıçları çekmeye başlayacak kıvama gelirler. ماذا نريد من الحكام؟ Peki biz yöneticilerden ne istiyoruz Allah aşkına? إيش تريد منهم؟ Ne istiyoruz onlardan? Rızık. Rızık mı istiyoruz? Rızık. Rızık mı istiyoruz? Hayır. إيش تريد من الحكام؟ Ne istiyorsun? فقراء. Onlar da sizin gibi fakir. من الغني؟ الله سبحانه وتعالى. من الرزاق؟ زنجير olan kimdir? إذا لو وقر التوحيد في القلوب ما تحتاج من أحد شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. Onların da kul olduğunu, muhtaç olduğunu bilirsen, yüce Allah'ın zengin olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını bilirsen, kalbin o zaman sadece Allah'a yönelir. Onlara karşı kalbinde bir şey olmaz. يعني هذا اللي يقول الحكام وأخذوا أموالنا وأخذوا قل يا أخي رزقك على من. Yöneticiler mallarımızı, mülklerimizi aldı diyenler diyeceğiz ki bu rızıkı sana veren ya da engelleyen kim? Alemen. Alallah. İzin otlub min Allah. Rızık kime ait? Allah'tan. O zaman Allah'tan iste. Ud'u Allah annallah yughnihum anna ughnina anhum. Dua et Allah. Allah bizi onlara muhtaç etmesin. Onları da bize muhtaç etmesin. Ud'u lahum bil hidayet. Ve onlara hidayet hususunda duada bulun. Tayyip. Ba'de hâza hak limen. Bundan sonra kimin hakkı var? عندنا الأمراء والرؤساء والعلماء لأنه ولاة أمر يعتبر. Yine itaat etmemiz gereken kimseler yöneticilerden sonra, emirlerden sonra alimlerdir. Çünkü onlar da ulul emr olarak isimlendirilen Kur'an-ı Kerim'deki ayetin kapsamına girerler. طيب. بعدين حق الوالدين. Sonra ana babanın hakkı ise حق الوالدين. Ana babanın hakkı لابد من بر الوالدين. Ana babaya karşı iyi davranmak gerekir. Onlara salih evlat olmak gerekir. على ما جرت به العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. Şeriata muhalif olmadığı sürece örfe uygun bir şekilde onlara iyilikte bulunabiliriz. يعني لابد من صلة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما. Onlarla alakayı kuvvetlendirmek gerekiyor. Onlara en güzel şekilde ihsanda bulunmak gerekiyor. Hatta بعد الوفاة. Onlar öldükten sonra dahi تدعو لهما onlara dua edersin تتصدق عنهما onlar için sadaka verirsin تصل أقرباء الوالدين بعد موتهما وتصل حتى أصدقاء الوالدين. Yine ana babaya iyiliktendir. Onlar öldükten sonra onların arkadaşlarına, onların akrabalarına iyi davranmak. حق haktır. الأقارب. Sonra
akrabaların da üzerimizde bazı hakları vardır. فهذا الحق يرجع فيه ايضا ان العرف ما لم يخالف الشرع. Yine bu akraba haklarıyla ilgili de örfe dönülür. Şeriata muhalif bir şey olmadığı sürece. يعني هذا الان يسكن في اسطنبول. Diyelim ki kardeşim İstanbul'da oturuyor. واقرباه مثلا عمه الان يسكن في لا 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 يا شيخ يسكن في السعودية. Akrabaları diyelim ki Suudi Arabistan'da. فماذا يصنع؟ Ne yapacak bu durumda? هو لا يستطيع أن يأتي مثلا. Onlara gidemiyor diyelim. فيتصل عليه. O zaman onları arar. متى تتصل عليه؟ Ne zaman arar onları? قال أتصل عليه في عيد الفطر. Ramazan bayramında mı arıyor? في عيد الأضحى. Kurban bayramında. إذا حصل عندهم مثلا في العائلة زواج أو وفاة أتصل. Evlilik oldu, ölüm, cenaze durumunda da onları arayabilir. من العادة عندنا أني أتصل مثلا كل شهر مثلا. Ya da diyelim ki bazı insanlarda bazı örflerde adettir. Her ay ararlar. قال لكن لا يمكن أتصل على عمي في كل يوم. Ama amcam her gün aramam da olacak şey değil. لأن أتصل على عمي كل يوم يقول يا ولدي. يعني هذا كثير. Amcasını her gün ararsa diyecek ki oğlum bu kadar da olmaz yani. نعم. مثلا هو يتصل بأمه ويقول لأمه سلمي على كل الأهل والأقرباء. مثلا annesini arar sonra der ki etraftaki akrabalara selam söyle anneciğim. فالأم تقول لأختها يعني لخالتها هذا يقول ترى ابني يسلم عليك تقول جزا الله خير واصل. Anne teyzeye selam söyler o da der ki Allah razı olsun maşallah sülale rahimi yerine getirin güzel bir evlat. مثلا يذهب إلى العمرة ويرجع يأتي معه مثلا بتمر. هذا يعتبر من الصلة نعم. Ya da diyelim ki umreye gider, umreden gelirken biraz hurma getirir, onlara verir. Bu da Sıla-i Rahim'in kapsamına girer inşallah. İzen yurca fihi lel urf. O zaman bu durumda örfe dönülür. Naam. Hak limen. Sonra kimin hakkı var? Naam. Komşu hakkı. Acar şeyhim. Hakkı ciran. Komşuların haklarına gelirsek. El ciran thalâfe. Komşular üç sınıfta, üç sınıfa ayırabiliriz. الأول birincisi جار مسلم قريب له ثلاث حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. Eğer senin komşun hem Müslüman hem akraban hem de yakın komşuysa bu durumda üç hakkı birden kendisine barındırmış olur. هذا أعلى الجيران. Bu komşuların en yakınıdır, en üstünüdür. الثاني جار مسلم. Diğeri ise senin komşundur, Müslümandır. Hak İslam ve hak civar. Bu durumda İslam hakkı ve komşuluk hakkı vardır. الثالث جار كافر له حق واحد حق الجوار. Ama eğer Müslüman olmayan bir komşun varsa bunun da bir hakkı vardır. O da komşuluk hakkı. İza labud an nuaddi hak al-jiran. O zaman ne diyoruz? Müslümanların haklarını yerine getirmek gerekir. Yani ma tu'zi. Onlara eziyet vermeyeceğiz. Yani mesela هذا يوقف السيارة أمام بيت الجيران مثلا ويعرف أنه يؤذيهم مثلا. Diyelim ki adam gidiyor komşusunun evinin önüne arabasını park ediyor. Bu şekilde ona eziyet veriyor. أو يرفع الصوت مثلا. Ya da sesleri yükselterek. أو يدق في الليل مثلا. يدق مثلا. Ya da diyelim ki kapıya sert bir şekilde vuruyor. مو يدق 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 الباب أو يدق عنده في الجدار مثلا. يحفر أو يدق مسمار. Ya da duvarından yani ona zarar eziyet veriyor. Duvarı deliyordur, bir şeyler yapıyordur. Hatta لو طبخ مرق يزيد المرق ويهدي للجيران. Sulu yemek mi yapıyorsun? Biraz daha suyunu arttır, komşuna ikram et. نعم. وغيرها. Başka? Ne hak var? نعم. يقول حق الزوجة. Kardeşimiz diyor ki eşin diğer eşi üzerindeki hakları. حق الزوجة العشرة بالمعروف. Eşlerin birbiri üzerindeki hakkı ise maruf üzere güzel bir şekilde yaşamalarıdır. وَأَلَّا يُمْطِلَ حَقَّهَا يُنْفِقْ عَلَيْهَا. Birbirleri haklarını ihmal etmeyecekler. Erkek infakta bulunacak. لَا يُسِي إِلَيْهَا فِي الْكَلَامِ. Ve kadına karşı kötü kelamda, kötü sözde bulunmayacak. يعني هذا كل يوم يقول لزوجتي يقول سأتزوج عليك. Her gün karısına diyor ki üzerine alacağım bak bir tane daha. هذا ليس من حسن العشاء. Bu güzel yaşamak ile alakası olmayan bir durum. تريد تتزوج لا تؤذيها بالكلام. Evlenmek mi istiyorsun? İzen hâzâ leysa min husn el-işâ. Ona eziyette bulunma. Bu Allah'ın bahsettiği onlarla güzel geçin ayetinin kapsamına girmez. يقول لا حتى تقتنع بالحكم الشرعي.
Ya bunu yapıyorum ki sen şeriatın hükmüne boyun eğ diyerek girişte bulunuyor. Hiye muktani bil hukm eş-şer'i lakin hiye la tuhibbuk la turid enke tetezevvec aleyha. Kadın elbette ki yani şeriata karşı boyun kıldırınca ancak kadınların genel adeti evlenme başkasının onların üzerine evlenmesini sevmezler. Hakkul evlad. Sonra evlatların çocukların da insanlar üzerinde hakları vardır. El hukuk mutabadala beynel ab vel veled. Çocukların da anne baba üzerinde hakları vardır. Annelerin de çocuklar üzerinde hakları vardır. El ab la bud yuaddi hukuk lil veled. Naam. Babalar çocukların haklarını yerine getirmek de mesuldür. Yahtar lehu um saliha. Onlara saliha bir anne seçer. İsim hasen. Güzel isim koyar onlara. Yunfik aleyh. Onlara infakta bulunur. Ya'teni bi terbiyeti. Onların terbiyelerini en güzel şekilde yapar. Ya'muru bil ma'ruf. Onlara iyiliği emreder. Yenha anil munkar. Kötü bir şey görürse uzaklaştırır. Vel veled yu'addi hukukal valideyn. Tekaddem. Çocuk da aynı şekilde anne babanın haklarını yerine getirir ki az önce bu konuya değinmiştik. Ba'de hada. Başka hangi haklar vardır? Rahim zina. Hak li kul muslim. Tüm Müslümanların hakları vardır. Müslümanların genel hakları. Kullul muslim alel muslim haram. Tüm yani ma yumkin tetaaddi al muslim. Tüm Müslümanların diğer Müslümanlara karşı bazı haram olduğu, geçmesinin yasak olduğu kurallar vardır. Damuhu yani ma taqtulu. Kanı haramdır. Ve la tetaaddi alayhi la bi'z-zarb ve la bi'l-aziyye. Ona tacizde bulunamaz. Dayak ile ya da eziyet ile bir tacizde bulunması caiz olmaz. Ve kezalik el mal, mal el muslim. Yine Müslümanların malları da diğerlerine haramdır. Ve kezalik ırzal muslim. Müslümanların ırzları da diğerlerine haramdır. Tekul fulan kasir. Falanca kimse hakkında işaret eder dersin ki bu kimse kısa boylu, cücedir. Fulan a'raj. Ya da diğerinki diğeri topal. Fulan la ya'rif kef yelbes. Diğeri nasıl giyineceğini bilmeyecek biri. Fulan keza. Ya da falanca şöyle şöyle ayıpları olan bir kimsedir. Hada iza kan hazel amr fi hadi gıybe. Eğer bu bahsettiğiniz şey varsa bu durumda gıybet olmuş olur. وَاِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا بُهْتَانٍ. Eğer bu yoksa onda bu durumda iftira atmış olursun. لَا تَذْكُرْ أَخَاكَ الْمُسْلِمْ إِلَّا بِمَا يُحِبْ وَتُحِبْ أَنْتَ أَنْ يُذْكَرْ فِيكَ يعني. Kardeşini ancak hoşuna giden şeyler ile an. Senin adına bir şey konuşulunca hoşuna gidiyorsa sen de kardeşini onunla an. جاء رجل إلى الحسن البصري. حسن البصري إمام رحمه الله. Biliyorsunuz selefin büyük alimlerinden Hasan el-Basri'ye bir adam geldi. قال له يا إمام فلان يتكلم فيك. Dedi ki ey imam şu adam falanca adam senin hakkında şöyle şöyle kötü konuşuyor dedi. Ha. لو جاك إنسان وقال هذا يتكلم فيك إيش تصنع؟ Sana biri gelse dese ki falanca senin hakkında şöyle şu kötü şeyler konuşuyor ne dersin? تقول أعرف هذا أعوذ بالله هذا فيه وفيه وفيه صح؟ Ben biliyorum o adamı aslında onun hakkında böyle şeyler biliyordum. O adam da böyledir şöyledir diyerek tavırda bulunur. ماذا صنع الحسن البصري؟ Peki Hasan el-Basri bu büyük imam ne yaptı? قال لهذا الرجل. Dedi ki o adama. قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ Şeytan senden başka bir postacı bulamadı mı dedi. أنت رسول إبليس. Sen şeytanın postacısısın ancak. Anta ta'mal ma iblis. Sen şeytanla çalışıyorsun. Lau istamalna hadi el kaide vallahi irtahna. Vallahi bu kaideyi bu kuralı hayatımıza geçirirsek çok rahatlayacağız da. La tesma' min ahad şey'a. Hiç kimseden La tesma' hiç kimseden min ahadin şey'a kelam yani fi nas. Hiç kimseyi bu usta dinleme. Ya hayc'alu majalisna. Majalis selefiyye. Biz meclislerimizi, topluluklarımızı, selefi toplulukları yapalım meclislerimizi. Şeyh al-İslam ibn Teymiye rahimahullah. İbn Teymiye rahimahullah, Şeyh al-İslam. Yekulu lem yusma' qat fi meclis min mecalis Şeyh al-İslam ibn Teymiye rahimahullah gıybe ev nemime. İbn Teymiye'nin meclislerinde, oturumlarında hiçbir şekilde gıybet işitilmiyordu. İza dekhalet dâhil ila meclis al-İmam ibn Teymiye rahimahullah yekulu yetezekkar al-âkhire, yetezekkar. Bir kimse yevmel kıyam. İbn Teymiye'nin meclislerine, oturumlarına, derslerine oturunca ancak ahireti hatırlardı. Naam. Ba'du hak men. Başka kimin hakları var? Hak li gayril muslimin. Müslüman olmayan kimselerin de üzerimizde bazı hakları vardır. Haula gayril muslimin. Labud an nuallimhum el-islam. Gayrimüslimlerin üzerimizdeki haklarından biri de onlara İslam'ı öğretmemizdir. Leyset ed-da'va fakat باللسان قد تكون الدعوة بالعمل. İnsanlar ile dilinle sadece davette bulunma, davranışlarınla, tavırlarınla davette bulun. كثير من الكفار دخلوا في الإسلام بماذا؟ بما رأوا من أعمال وأفعال أهل الإسلام.
Kafirlerin pek çoğunun İslam'a girme sebebi İslam ehlinden, Müslümanlardan gördükleri güzel muameledir. Güzel üsluptur.